Merhabalar. Bugün Japonya'da sıradan normal bir markete gireceğiz. Türkiye ile fiyat karşılaştırması da yapacağız. Hem de Japonya'da sıradan market içinde neler var neler yok. Hem de bunları sizlere göstermiş olacağız. O zaman videomuza geçelim. Gidelim. Abi ben de süreyim alkolü. Marketin girişinde de alkol var. Yüzünden sıkacağım mı? Yok abi, market elinde nasıl bir şey. Hadi başlayalım şuradan. Aa, gel abi, gel abi. Mesela mandalina, içinde 7-8 tane mandalina var. 400 yen. 400 yen yani ortalama 24 TL. Yani 30 lira falan oluyor. 30 liraya falan denk geliyor. Sadece bu. Gel gel, karpuzlara bak, karpuzlara. Aa, evet. Şimdi arkadaşlar, karpuz görüyorsunuz. Şimdi bu karpuz 500-600 yene yakın. 600 yen yani ortalama 45 liraya denk geliyor sadece şu karpuz. Görüyorsunuz. Bir ısırmalık. İyi mi? Kırayım mı? Kayısı mı bu? O kayısı. Yok, kayısı mı? Kayısı. Kayısı. Ya kayısı. 6 tanesi 400 yen. Bu da 24 liraya falan denk geliyor. Sadece 6 tane var. 6 tane kayısı. Çileklere bak. Oo, çilek pahalı abi. İçigo. Evet. Bu görmüş ol, bu turp, turp mu oluyor? Turp. Görüyorsunuz, bu turp. Bunun normal fiyatı. Akla geleni söyleme. Bunun fiyatı 300 yen yani 18 TL, 19 TL'ye denk geliyor. Herkes bana bakıyor şu an. Evet, bu kırmızı biber. O sarı olmasın. Arkadaşım biraz renk körlüğü var da kusura bakmayın. Bakalım. Bu da tane olarak satılıyor, 100 yen tanesi. Hani bunlar da tarım olmadığı için de bu da kilo olarak satılmıyor Türkiye'deki gibi. Millet de zaten bunlar ne yapıyor? Tek tek alıyor. Aa, bunu göstermek istiyorum abi. Muzu göstermek istiyorum. Arkadaşlar, muz Japonya'da en ucuz olan meyvelerden bir tanesi. İçinde kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 9 taneye yakın var. Yani 12 lira, 15 liraya falan denk geliyor ortalama. Yani en ucuz meyvelerden bir tanesi. Sen çok seversin. Sana sevdiğim bir şey vereyim abi. Sana sevdiğim bir şey vereyim mi? Bu ne oluyordu? Bu ne lan? Sarı patates mi? Yok oğlum, patates değil lan. Patates ya, sarı patates. Senin harbi renk körlüğün var oğlum, sarı mı o ama? İçimde sarı patates var ya abi. Ebi. Karides miydi bunlar? 680 yen, bu da yaklaşık 35-40 lira civarında. Bunlar da kurutulmuş böyle balık yavruları. Genelde alkol alanlar birerle falan yemek için kullanıyor bunu. Değil mi lan bu? Ne abi? Kurutulmuş balık genelde şeyleri balık yapıyor. Bu bira mira içenler şey yapıyor. Ya yandan bizde çerez gibi işte. Çerez gibi. Gibi yani. Fıstık gibi kullanıyor şey yapıyor. Ya ben alkol kullanmadığım için bilmiyorum daha. Aa, balıklar abi. Dondurulmuş balık. Somon balığı. Dondurulmuş. 24 TL'ye falan denk geliyor. Alıp yiyebilirsin. Şunu da al da şununla bak, kurutulmuş. Aa, o ne? Bu da kurutulmuş balık. Aa, onu göster abi. Bunlar ne? Şey ya, tofu gibi şey var da ne bunu? Turşu gibi işte ya, turşu. Turşu gibi ha. Ve bu acayip bir şey var, şöyle bir gösterelim mi? Gösterin, galiba turşu. Yani biz de yemediğimiz için pek de bilgimiz yok onlarla ilgili. Yıkıyorum abi, geçtiğin yeri. Yık ortalığı, yık. Sen yıktın oğlum, ben değil.
görmüş olduğunuz domuz eti. Domuz eti zaten Japonya'da en ucuzlarından, söyleyemedim, dilim döndü. en ucuz et fiyatı zaten. 1200 TL, yani 60-70 liraya denk geliyor. 1200 TL mi? 1200 yen ya. TL dedim. TL mi dedim, pardon. Gerçek, bak bak burada ne var bak. Bu domuz ayağı. Bunlar da hep domuzla ilgili, orada işte derisini yapmışlar. Alkı çıkarken elimize tekrar alkol sürelim mi? Aa, bir dakika abi, bunu gösterelim, gel gel. Bu görmüş olduğunuz Türkiye'de de öğrencilerin yediği, bizim de burada en fazla yediğimiz öğün. Görün yani, görün. Her yerde işe yarar. Gramlık dana eti, yani 700 TL'ye falan denk geliyor. Şöyle göstereyim. Yani nereden baksanız 40-45 lira. Daha demizden gösterdiğim domuz eti nereden baksanız 1 kiloya yakın. Daha fazla, daha pahalı. Burada balık yavrularını görüyorsunuz. Ben sana babasını göstereyim abi, gel. Burada da 6-7 lira. Bu da şey. Onların babası oluyor. Tamamdır. Ya çok çok bayağı değişik şeyler. Aha, var. Ahtapot. Bu da kaç kilo yazıyor? 680 gram ahtapot. Yani 1300 yen 65 75-80 TL'ye denk geliyor ahtapot. Gelmiş. Ahtapot. Aa, bu ne balığı lan? Şöyle göstereyim. Ne balığı olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ne balığı abi bu? Kancı yok. Baksana ağza. Dişleri var. Dişlere bak lan. Öyle. Ananı. Ha, elime battı. Kılçığı battı elime. Aa, elime battı abi ya kılçık. Bu ne ya? Öyle de bir şey var. Yani kusura bakmayın, bu Ramazan günlerinde o değil. Aa, midye, midye, midye. Göstermiyoruz ama. Böyle gösterelim. Aa, midye lan. Küçük midyeler. Aldı 24, kaç? 6, 12, 18 liraya falan denk geliyor. Yani bu size görmüş, göstermiş olduklarımız hani Türkiye fiyatlarına göre çok pahalı gelebilir ama buraya göre normal. Bir de şurada bentolar var. Bunlar öğlen işte evinde yemek yapmayanlar ya da dışarıda çalışanlar gelip buradan öğle yemeklerini alabiliyorlar. Ya akşam işte. İşten çıkarken alabiliyorlar. Hazır ha. 2 dakikada ısıtıp yiyorlar. Ha, burada da zaten hepsi var. Burada görmüş olduğunuz bento. Mesela öğlen çalışırken öğle arasında kaç liraya denk geliyor? 20-22 liraya falan denk geliyor. Öğle yemeği sadece. Burada da dondurulmuş tavuk, et tarzı ürünleri falan var. Burada hep dondurulmuş malzemeler var. Ama ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Domuz etinden yapılmış sosis. Hadi biz yiyemiyoruz da. Burada da şöyle bir şey var tekrar. Ya bu unlu bir şeye benziyor gibi de. Şöyle göstereyim, içinde zaten böyle hareketli yumuşak bir yapıya sahip. Turşu makarnası mı oluyor? Makarnaya benziyor mu? Makarnanın turşusu mu olurmuş lan diyorlarmış. Şu makarnaları görünce duygulanıyorum ya. Az yemedik. 10 tane yumurta kaç para, ne kadarmış? 165 yen yani 10 liraya falan denk geliyor. Tam 2, 4, 6, 8, 10 tane yumurta 10 lira. Burada da dondurulmuş çilek var. İçinde de şu şekilde görebilirsiniz. Bunun fiyatı neymiş? 258 yen.
6, 12, 13, 14 lira falan. Herkesin sevdiği dondurma. Ucuz lan dondurma. 500 yen. 500 yen. Yani 500 yen 32-33 liraya falan denk ha, geliyor. Şey ne kadar? Kaç gramlıkmış gibi. Gramı neredeyse bilmiyorum ki. Ama şey yani ucuz buraya göre. Buraya göre çok ucuz. Esas bu işte bak, Japonya'nın olmazsa olmazı pirinç. Pirinç. 10 kilolu 3080 yen diyor. 6, 12, 18, 200 lira falan 10 kilolu. Herkes pirinç yer burada kesinlikle. Aynen. Bir de yemese, çok... doymadı doyduğunu da hissetmiyor. Biz mesela ekmeksiz yemek yediğimizde doyduğumuzu hissetmiyoruz. Bir de onlar şey var ya bu, haşi var ya bu. Ne diyorlar Türkçe'de? Çubuk. Çubuk işte çubuk. Çubuğu mesela pirincin içine batırmak bunlarda şey. Kötü, aynen. Kötü olarak hoş karşılanmıyor. Kaba bir hoş karşılanmıyor çünkü savaşta her gün neredeyse pirinç yiyorlarmış. Bunlar için yani çok önemli bir tahıl, saygı göstermek lazım. Ben ilk zamanlar batırıyordum gerçi çubuğu da. Ben hiç yapmadım. Herkes yemek kızıyor, herkes kızıyor. Yemek, bir de yemek yediğin zaman da yemeğin yanına koymuyorsun, tabağın üstüne koyuyorsun. Aynen, başlığı. Ayrı aynı. Bu önemli bir yemek onlar için. Alkol de burada. Biralarda mesela şu an Japonya'da en çok satılanlar bunlar. En çok satılan ve alkol de Japonya'da çok ucuz. Aynen. Kaç? 6 sudan tane, ucuz derler ya. 6 tanesi 880 yen. Şu büyükleri 880 kaç yapıyor? 60 liraya falan geliyor işte. Yani. Hemen yok 60'a denk gelmiyor da 50 liraya falan denk geliyor. Yani. 50-55 lira çok ucuz. Aynen. 6 tane bir de bunlar kaç? Yazıyor mu ki? Bunun iki tane boyutu var. Bir ufak var. Küçük var. Şurada. Ufak var mı burada? Bilmiyorum. Abi ufaklar orada şu. Küçükler orada. Bu da 618 lira. Yani zaten biri abi. Biri olsun, alkol olsun. Zaten çok ucuz burada. Tekrar hatırlatayım. Ben alkol kullanmıyorum. Temiz. Benim kanım temiz. Kamu spotu. Volkan alkol kullanmıyor. Ben alkol kullanmıyorum. Temizim. Kanımı da gösterebilirim. Hayır yani kime ispatlamaya çalışıyorsun kendini? Ben anlamadım yani. Anlasınlar, görsünler. Japonya'da olmazsa olmaz sushi. Yani bu sushi ile ilgili biz özel bir video çekeceğiz. İlerleyen zamanlarda sushi restoranında. Yani dünyada herkesce bilinen... Yani Japonya dediği zaman aklına geliyor, yani. Sushi geliyor. Şimdi markette o kadar görüntü aldık, o kadar video çektik. Çıkmadan bari bir tane bir lemon tea alalım. Yani Japonya'da en çok sevdiğimiz içecek lemon tea. Tadı efsane güzel. Yani. Herkes kendi parasını ödesin abi. Öyle bir şey yok, ayrı ayrı ödeyelim. Yani abi sen öde ya, ben sana sonra veririm. Ben sana sonra veririm abi. Gelmez ayın 15'inde veririm parayı, sıkıntı yok. Arkamdan kesin bir şeyler ben. Yapar mı? Ben yapar mıyım? Kesinlikle yapar. Bir dakika. Herkesin huzurunda burada söylüyorum. Ben yapar mıyım böyle bir şey? Yapar. Neyse abi sen öde, ben dışarıda bekliyorum seni. Tamam. Nereye gitti balkon? Kaçtı mı? Hesap öderken hep kaçışlardasın yemin ediyorum. Gel. Buyurun Volkan Bey. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir Japon marketinde neler satılıyor, neler var, neler yok onları size göstermeye çalıştık. Bir de şu konuyla ilgili çok mesaj geliyor. İşte Japonya'da yarasa yeniyor falan filan. O yüzden hep bu virüs oldu. Japonya'da öyle bir şey yok zaten. Gördüğünüz gibi olsaydı burada olurdu. Yani Japonlar yemek konusunda çok titiz ve temiz yani. O konuda kimsenin şüphesi olmasın. Deniz ürünlerini yiyorlar ama hani o... Bizim tercih etmediğimiz türde canlıları kesinlikle yemiyorlar. Yani biz görmedik. Belki satın yerler vardır başka şehirlerde ama biz görmedik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.